Şenol Güneş'in istediği isimlerden biri Ozan Tufan. Beşiktaş'a faydalı olur mu hocam? Olur. Ya bak şimdi biraz evvel ya bir şey arasında konuştum. yayın esnasında veya daha evinde konuştum. Şimdi Ozan Tufan'a bir güçler vardı Fenerbahçe'den ayırsın diye. O, ben nasıl, o güçleri ben bir gürüm var orada. Şimdi zaten oynatmıyordu. Erol Bulut da geldi. O milli takımda oynayınca onu oynatmaya başladılar. En sonunda yediler. O da kilo aldı, evlendi, şudur budur falan gitti geldi bir şeyler oldu. Sonra şey İrfan Can için aynı şeyleri yapıyorlardı. İrfan birazdan şey yaptı. Hı hı. Adını söyle toparladı. E, toparladı. Şimdi birilerinin oynamaması için bazı şeyler var. Şimdi Ozan da böyle bir şeydi tamam mı? Şimdi Ozan da zayıfta da orada da iyi oynuyor. Bence şeye şimdi mesela Salih diyoruz. Salih bir ara çok iyi başladı. Çok iyi başladı. Sezonu çok iyi başladık, başladı. Başladı. Evet. Ama sonra ne oldu bilemiyorum. Belki neticelerle de ilgili. Belki yanındaki arkadaşlarıyla da ilgili bir sıkıntı olabilir. Tamam mı? Mesela iyi bir kadroda tamam mı? O kadroda oynasa belki daha faydalı olacak. Koşan mesela Getson, şey Joseph, Salih mesela. Burada çok iyi Bence olabilir. Bence esas kimya yani bu. Böyle olabilir tamam mı yani? Orada ama şimdi burada Ozan Tufan ya adam gol at, ya Milli takımda bir ara an fazla gol atan pozisyona giren adamdı ya. Ozan Tufan Amil takıma bakın. Evet, bir Norveçte deplasmanı o... var. İki gol atmıştı. Ya yani hep, muhteşemdi. Hep Ozan Tufan. bu adama ne istiyorlarsa ben anlamadım. Bana göre alınsa çok faydalı olur. Benim görüşüm bu. İnşallah da olur ama verdim şimdi Acun tabi oranın başkanı ben falan ben <laughs> filan. Belki <gülüyor> ikna lazım değil mi? Ederler değil E Ya yani o şeye bakmaz. O futbolcunun tahmin ediyorum Acun iyi bir çocuk. Sergen Yalçın sonra. Beşiktaş'ta kalmış olsaydı çok güzel bir fiyata Acun Ilıcalı'dan bence alırdı Çünkü yani <laughs> gibi geliyor. Yani gene alırlar. Gene alırlar. Ben bir şey Yeter söyleyeyim. ki Ozan gelmek istesin. Gelmek istesin. Hmm. Acun'u ikna eder. Acun öyle bir şey değil. Yani iyi bir insan yani. O şey yapar, ona buna da bakmaz. Anladın mı? Yani işte yok işte Fenerbahçe şampiyon olacak, bilmem ne diye bakmaz. Kendi takımın tabii çok ihtiyacı varsa, küme düşmeme durumu var e, mı yok mu. Takımın en çok gol atan ikinci oyuncusu. Yani iyi adam. Ya şampiyonşipten Türkiye'ye futbolcu almak çok zor zaten ya. Çok pahalılar ya. Evet. Değil mi? Yani orada adam oynuyorsa düşün yani. Senin böyle bir avantajın var yani. Ben olsam alırım. Alırım ama yine Beşiktaş'a Beşiktaş Ben sezon başından beri söyledim. Sayıs geldiği zaman stoper olsun. Stoper, stoper, stoper söyledim yani. Bak Galatasaray için de aynı şeyi söylüyorum. İki tane stoperi var üçüncü yok. Hı hı. Emin daha çok genç. Daha Bence de. oyuncak. şampiyonla oynuyorsun çünkü. Anladın mı? Onun için de oraya bana Galatasaray, evet. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye stoper lazım. Trabzon'da o şeyi Abdullah Avcı çok şeydi. Eee değildi yani çok e, ihtiyacım var işte kızıyordu, ediyordu ama şimdi en son toparladılar iki tane stoperi. Hı. İyi oynadılar inşallah ondan sonra da öyle devam eden Hatta oraya bile stoper düşünebilirdi. Yalnız tamam. e, Ozan Tufan konusunda 27 puanları var 24 haftada. E, Hull City oyuncu satmak yerine daha çok kadroyu güçlendirmeye e, çalışıyor. Hani onu almak da e, zor olacak gibi geliyor. Şimdi e, Ahmet Ağaoğlu'nun açıklaması vardı. Onu da bir konuşalım. E, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu. Türk futbolunun iyiliği için artık maçların hakemler üzerinden okunmaması gerekiyor diyor. Serkan Korkmaz. Çok Ama diyoruz. şimdi bu hakem hataları, performansları oldukça konuşulmaması, okunmaması e, mümkün mü? Nasıl olacak? Keşke yani e, o noktadan tartışabilsek ama konu şu, evet Türk futbolu e, hakem üzerinden yorumlanmamalı. Bu bence futbolumuzun önemli sorunlarından biri ama küçük sorunlarından biri. Daha büyük bir problem var. Türk futbolunda kulüp yöneticileri hakemlerin hakemleri tayin eden kurulun seçiminden hakemlerin maçlara tayinine. Ve hakemler maçlara tayin olduktan sonraki süreçte ve maçlar sonrasındaki mobbinglerini bırakmaları lazım. Bu çok hmm. daha büyük bir problem. Yani öncelikle Sayın Ağoğlu'nun mevkidaşları, kulüp başkanları <laughs> ve kulüp yöneticilerinin Türk futbolundaki dinamikleri hakemler üzerinden okumayı bırakması lazım ki bizler de onların yansıtan ve o kültürü yaşayan e, görev tanımı olarak biz de bırakalım. Yani eğer e, biz MHK'ya güvenmiyoruz. MHK'nın oluşumunda şu var. MHK şu şu takımı tutanlar oluşturdu. MHK başkanı şunun adamı, bunun adamı, bilmem ne. Bunları konuşup konuşup durun. Ölümü işte bizim maçımıza atanan e, Onur Yıldız'a şüphelerimiz var. İşte o bizim bilmem ne maçımızı yönetmişti de. Karşılaşmanın ikinci yardımcı hakemi falan filan diye konuş konuş dur. Maç bitsin. Maç bittikten sonra da işte hakemler içinde bir klik var bizim başarımızı istem falan de. Ondan sonra Türk futbolu hakemler üzerinden yorumlanmasın. Türk futbolunun hakemler üzerinden yorumlanmasını sağlayan kim? Medya mı? Biz durduk, şöyle bir şey icat ettik yani. Ya biz bu futbolu işte Kaysara'dan Mert Günok'tan işte ne bileyim Yunus Akgün'den falan değil de hakem üzerinden yorumlayalım anasını satayım. Böyle mi dedik yani? Peki bir şey soracağım. Hayır ya bu mu yani? Tamam. Hani biz bulamadık futbolda biz hiçbir şey bulamadık. Durduk birden sen, ben, Erman Toroğlu durduk birden Gira hocam, Güven Güvenç hocam, işte de bileyim Reha hocam durduk. Hakem konuşasımız var. Başka bir türlü anlamıyoruz çünkü futboldan. Biz sadece hakemden anlıyoruz. Abi Türk futbolunun hakem üzerinden yorumlanmasının tek bir sebebi var. O da medya değil, kulüp yönetimleri. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu maçtan sonra, Trabzon maçından sonra Fenerbahçe'de şöyle bir şeyler algı yaratıldı. Fenerbahçe hep 10 kişi kalıyor, hakemler haksız atıyor diye. Bu maçta öyle bir şey var mıydı? Hakem hatası var mıydı sence? İki sarı da doğru yani. Yok. Do ok e yoktu. E niye hemen o geldi gündeme şimdi? Bana bunu bir söyler misin lütfen? Ne sebep ne? Ben yani görmedim bu öyle bir gündem ya. şey Olur mu şimdi ya? Hep devamlı. Ee, hani bakacak. Mert Hakan'ın açıklamaları vardı ya. Ee, biz zaten 10 kişi kalacağımızı biliyorduk. Buna göre hazırlanmıştık falan diye bir açıklamaları var. Ama bu bir itiraf o zaman. Yani çünkü hak edilmiş 2 sarı kart var. Evet. Ha şunu söylersiniz olur. Dersin ki bugün Crespo'nun gördüğü sarı kartlarda hakemin haklı olma ihtimali çok yüksek. Ama bizde işte Batu ile Valencia'nın kırmızı kartlarından sonra... Bu konuyla ilgili böyle bir travma oldu falan filan bir şey söyleyebilirsin hmm. buna. Yok. Ama bu değil. Sen Her bu maçı maç... hakem yüzünden vermedin ki. Ama hep böyle böyle gündeme geldi bu hafta. Sen belki rastlamadın. Ben çok yerde duydum bunu. İşte işte hep 10 kişi kalıyoruz bilmem ne. Ya sen %100, o zaman 100 arkadaş. şey yapmadım. Hani yememişimdir. Hani. <laughs> yani bunda artık nedir ya bu adam iki tane sarı artık. mesela Gaziantep bir şey dedi değil mi? Gaziantep diye bir bak ee, yine söylüyorum. Resmi Kudu, açıklama yapıldı Kuduya, mı? Resmi değil de Erol Bulut'un açıklamaları oldu. E tamam i̇şte, diyorum Teknik adam o kadar serzenişti Bir şey bir, şey Erol... bir açıklama yaptı mı? Öyle bir resmi açıklama görmedim ben evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak. bak. Gaziantep yönetimini tebrik ediyorum. Maçı hakem üzerinden okumamışlar ki. Hakem üzerinden okuyabilirlerdi yani 10 kişi kalması gerekiyordu rakip. Yani şöyle evet. düşünün. Helal olsun. Gaziantep alkışlıyorum. Doğru evet güzel bir konuya vurgu yaptınız. E, dört 4 büyüklerden Birinin oyuncusuna bu kafa atılmış olsaydı. Of. Ve o oyuncu kırmızı kart görmeseydi yani şu anda programa onunla başlayıp onunla bitirmiştik 3 saat et, yani, yani muhtemelen. Et.